İstanbul Üsküdar'dayız. Bugünkü sorumuz Ekrem İmamoğlu mu yoksa Recep Tayyip Erdoğan mı diye soracağız. İyi seyirler. Beyefendi merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyoruz. Tayyip Erdoğan. Seçildiği günden beri İstanbul dışında her yerde gördüğümüz bir belediye başkanı var. Bir de seçildiği günden beri darbe de dahil, yeni 15 Temmuz'u geçirdik. O darbede dahi milletinin önünde olan bir lider var. Biz liderimize oy veriyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun lider değil. Biz sadece işte birilerinin seçtiği için saygı duyduğumuz bir adam sadece. Tayyip Erdoğan diyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Garip bir seçenek. Niye garip? Yani yok. Öyle bir seçme şeyim yok benim de. Tercihim yok. Niye? Yok. Seçenek niye garip? Yani İmamoğlu mu? Ne dediniz bir de? Recep Tayyip Erdoğan. Yani bilmiyorum, benim kimseden umudum yok. Kimden var umudunuz? Hiç kimseden, kendimden. Teşekkür ederim. Kendim yaşamaya çalışıyorum, o kadar. Teşekkürler. Teyze nasılsın? İyiyim. Allah iyilik versin. Buyurun bir soru soralım. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? İmamoğlu. Neden baba? Öyle 20 senedir çekiyor. Teşekkür ederim teyzem. Hanımefendi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyorsunuz. İkisi de değil. Kim var? Yok. Yok mu? Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Ekrem İmamoğlu. Evet. Ya bu onlardan artık genç adam lazım, dinamik adam lazım, tamam mı? Hayır. He, onlar he. Genç dinamik adam. Hadi hayırlı işler canım. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Ben İmamoğlu'ndan memnun değilim. Niye diyorsunuz? Her bir yağdığı zaman, kar yağdığı zaman kaçar. Bir şey olduğu zaman kaçar. Yani bir izahatı yok. Bir yaz tatili ya da bir Antalya'cılar, Bozumacılar İşmağ'a gider, Şişeli dibine bulur. Bir kişinin geldi mi Erzurum'a gider, kayak yapar. Başka ne yaptın? Bir sabah bakan ne yaptın? İşte bunlar bir şey, bir çivi yaptıysa ne var? Yapsa vereyim onu. Hiçbir şey yapmadın yani. Peki ikisi aday olsa Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu? Onu ben Tayyip Erdoğan'ım. Ben izahatları hoşuma gidiyor. Sağ olun. Teşekkür. Beyefendi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Tabii Ekrem İmamoğlu. Ne? Ney hoppala? Ne etti işte? Ne? Ne? Bu ne yaptı bana? Bu ne yaptı? Ne yaptı bana? Ne baba geldi? Getirdi Suriyelileri, Afganları doldurdu burada, bana verdiğin bu. Şimdi İmamoğlu ne yaptı İstanbul'da? Ne? Onu bir de baba ke. İmamoğlu geldiğin daha 2 yıl oldu ya. Lan ne yaptı? De baba. Her iş yaptı. Elinde geldiğini yaptı. Ne yaptı? De baba. Ya boş konuşuyorsun ya sen ya. Ya tepa bakayım ne yaptı? Her iş yaptı. Ne etti? O ne yaptı bana? O ne yaptı? O ne yaptı bana? Biz sen oldun. Hayır o ne yaptı bana? Onu söyle, 20 yıldır ne yaptı o, bana? Sen dur. Bu ne yaptı? Bir şey yaptı mı? Yağmur yağdığı zaman kaçar. Kar yağdığı zaman kaçar. Allah yağdırıyor yağmuru. Ben Ekrem İmamoğlu her şey güzel oluyor. Ha. Alo. Ben Ekrem İmamoğlu her şey güzel oluyor. Ha. Orada kar bastırıyor. Bizimkiler sahada çıkıyor. Hayır bu 20 yılda ne yaptı? Ben onu söyleyeyim bana. Metro yaptı. Hangi metro yaptı? Metro otobüsle yaptı. Marmara'ya kim yaptı? Marmara'ya kim yaptı? Marmara'ya kim yaptı? Konuşma. Sağ olun abi. Teşekkür ederim, sağ olun. Abimin oyunu aldım. Teşekkür ederim. Beyefendi merhaba. Abim Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan. Abi. Tabii ki de İmamoğlu. Gel abi. Tabii ki de. Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan. Ya tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Gel abi. Ya kültürlü adam, en azından bilgili adam. Ekrem İmamoğlu daha dünkü çocuk ya. O yüzden. Teşekkür ederiz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Vallahi hangisi iyiyse odur. Kim daha iyi? Şu an görüyorsun, Tayyip Erdoğan daha iyi. İmamoğlu biraz iyi değil. Teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. Size soralım. Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan ama şu an zaten bizim ülkenin tek sorunu birlik, beraberlik yok. Yani hepsi zaten beraber olsa bu ekonomiyi de düzeltirler, bu ortalığı da. Kılıçdaroğlu'na bakıyorum, o onu atıyor. Erdoğan'a bakıyorum, ona. Ay Erdoğan'ı tutuyorum diye onu savunmuyor. Ama iki tarafın yaptığı da şu an şu dönemde yanlış. Hepsinin bir olup vatandaş için uğraşması gerekirken hepsi birbirinden yarışıyor resmen. O ona, meclis de ona vuruyor, o ona vuruyor. Yani bu yanlış bence. Ha Erdoğan'ı tutuyorum diye her şeyini destekleyecek değilim. Desteklemediğim şey çok. Her şeyde kredi paketi açıklaması, zaten bu ev fiyatlarını falan uçurması bu şekilde oldu. O yüzden dolayı önce birlik beraberlik diyelim. Başka. Oyun ama oyun belli değil şu an. Mansur. Peki. Mansur Yavaş aday olursa ben ona vermeyi düşünüyorum. Mansur Yavaş aday olsa ona veriyor. Tabii canım. Peki Ekrem İmamoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan aday olursa? Ben Erdoğan derim. Çünkü İmamoğlu'nun şu şeyleri bitiriyor ya. Bu tatil. Tamam, Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan olsa? Tabii Mansur'a vereceğim. Teşekkür ederim. Bu oyun, bu ankette Recep Tayyip Erdoğan. Bu ankette Erdoğan tabii ki. Eğer Ekrem İmamoğlu aday olursa? Tabii canım Erdoğan. Ölümün Erdoğan o zaman. Sağ olun. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan?
Ekrem İmamoğlu mu? Tayyip Erdoğan mı? Abi her ikisini de istemesem. Kimi istersiniz? Hiçbirini istemiyorum abi. Yok, sırtım şöyle geziyorum ya. Şöyle gezemiyorum ki. Hangi birini isteyeyim? Bak skıtıra bindim. Skıtırdan 300 lira ya. Allah'tan reva mı ya? Daha diyor ki Fahri bu konuda yardımcı olabilir miyim beyefendi? Daha de neyin tercih edeyim ben bunu? Doğru mudur beyefendi? Soruyoruz. Yani. Sağ ol. Teşekkür ederim. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diyor. Ekrem İmamoğlu, Recep. Teşekkür ederiz. Hanımefendi merhaba. Beyler merhaba. Nasılsınız? Buyurun bir anket yapalım ya. İşe yetişmemiz. Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan diye soruyoruz gençlere. İkisine de vermem. Kime verirsin? Muharrem İnce ya da Mansur Yavaş. İkisinden birine. Evet. Peki ikisi aday olsa? İkisi aday olsa Mansur'a veririm. Yok, Ekrem İmamoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan. Çok zor. İkisi de aynı. Biri Pazar bir gençliği. Oldu. Recep gitsin diye Ekrem'e veririm. Zorunlu olur. Evet. Ama Mansur'a vermem. Diğer türlü Mansur'a veririm. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Ekrem İmamoğlu canım. İstemiyoruz yeter artık. Teşekkür ederim. Bu ablam Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan. İmamoğlu. Neden? Çok seviyorum. Çok dürüst onun için. O yüzden. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Abim Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? İmamoğlu abisi. Neden? Bir de onu deneyelim. Yıllardır deniyoruz Recep Bey'i. Bugünlere geldik. Bir de İmamoğlu'nu deneyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun ağırlığı ne kadar? Recep Tayyip Erdoğan'ı bütün dünya kabul etmişken kalkıp da Ekrem İmamoğlu'nun peşinden gitmek bence aptallıktır. Ben kendi şahsım adına söylüyorum. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Allah ona ömür versin. Tabii ki o. Teşekkür ederim. Ben 70 yaşındayım. Hiç göstermiyorum. Ama size şunu söyleyeyim. Türkiye'de 1960'tan bu tarafa, Menderes'in rahmetlinin idamından bu tarafa siyaseti takip eden, devletten emekli bir memurum. Bundan iyisi yok. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. İşte güzel işte. Güzel yani. Evet. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan. Buyurun. Ekrem İmamoğlu. Gel abla. Abim Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan. Öyle onu beğeniyorum. Teşekkür ederiz. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyoruz. Hiçbiri. 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 Kim var? Vallahi aklımda şu an bir şey yok. Adam gibi adam yok ki. Hiç kimse yok mu? Maalesef yok. Teşekkür ederiz. Abim merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? İmamoğlu. Neden? Değişim güzel oldu her şey. Her şey güzel oldu. Daha iyi oldu evet. Daha açık, daha serbest, daha her şey açıklıyor. Gizli saklı bir şey yok. Halkın parasını halka harcayacağım diyor. Yapıyor. Abim oldu. Abimin vermiş olduğu oyla bugünkü anketimiz de Üsküdar'da sona ermiştir. Teşekkürler.